İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclis Üyesi Doktor Taylan Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz ara verdik tam tartışmanın üzerine böyle bir olay yaşanması elbette bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Siz de hatırlattınız. %53 sadece arama yapabildiğimiz istasyonlar. Doğru anlıyoruz değil mi? Doğru, bu belediyemizden ve yetkililerden en son aldığımız rakamlar bu yönde. Ve %53 inanılmaz az bir rakam ve gördük yani geçen depremde de 37.500 vatandaşımız girmişti. Yaklaşık 40.000 vatandaşımız metrodaydı ve anneleri babaları o insanlardan haber alamadılar. Şimdi şu an Marmaray'da insanlar keşke bunu yaşamak zorunda kalmasaydık ki yani bu haklı isteğimizi burada ispatlamak durumunda kalmasaydık ama çok basit bir olayda bile yani bir elektrik kesilmesinde bile ne kadar büyük bir paniğe, ne kadar büyük bir sıkıntıya yol açtığını gördük. Yani Allah göstermesin daha büyük sıkıntılarda tahmini bile güç. Şimdi başa geldi, tartışabiliyoruz. Daha büyük aksilikleri korusun, daha büyük aksilikler olmasın diye elbette konuşuyoruz bunları. Şimdi iletişimsiz dakikalar. Şimdi görüntülere bakıyoruz. Aslında vatandaşlar özellikle vagonun içerisindeyken telaşlar. Çünkü anlaşılan orada bir 20-30 belki 40 dakika geçirmişler. Ki görgü tanıklarının bize ulaştırdığı bilgiler, kimileri 1 saat kadar kaldıklarını söylüyor, kimileri 1,5 saate varan sürede kaldıklarını söylüyor. Gerçekten çok uzun bir zaman. Yani kimseye ulaşamıyorsunuz. Belki içeride tren görevlisiyle sadece konuşabiliyorsunuz. O size anons geçebiliyor. Belki onu da bilmiyoruz. Çünkü görüntülerde zaman zaman anonslar duyulabiliyor. İşte çocuk arabaları var. Engelliler var. Engelli vatandaşlarımız var. Ve sadece cep telefonunda o sırada kullanabildiğimiz şey bir fener. Yani bu kadar donanımlı cihazlara sahibiz ama yer altında bunları kullanamıyoruz. Nasıl yorumlamak lazım bilmiyorum. Geçen hafta biz şöyle bir şey söylemiştik. Dedik ki biz Yenikapı'da, hatta örnekle Yenikapı öyle denk geldi. Yenikapı'da 21. yüzyılda başlıyorsunuz. Kademeli kademeli olarak 17. yüzyılda bitiriyorsunuz en alta geldiğiniz zaman. Bu inanılmaz büyük bir sorun. Ve şu an gördüğümüz şeyler de zaten 17. yüzyıl olayı. Yani siz şu an elinizi cep telefonla geçmişte ışınlansanız 1700'lü 1800'lü yıllara cep telefonunuzu ancak fener olarak kullanabilirsiniz. Tabii. Çünkü baz istasyonu işlemez vesaire. Burada da gördüğümüz problem aynı problem. O an anlık olarak orada kaç kişi yürüyor bilmiyoruz. Çünkü cep telefonu hattı çalışmadığı için öyle bir tespit yapma ve afet yönetimi yapma şansımız yok. Orada bir saat bekledi bu insanların, vatandaşlarımızın kimi bildiğiniz gibi bir sağlık sorunu olabilir. Kesinlikle. Bir ilacını bir saatte alması gerekebilir. Burada yaşlılarımız var, hamile vatandaşlarımız var, işine yetişmesi gereken insanlar var. Orada klostrofobik insanlar olabilir, panik atak geçiren insanlar olabilir. Gördüğümüz kadarıyla bunlarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. En azından insan şunu bekliyor değil mi? Yani bari konum gönderebilelim. Tabii ki. Tabii ki bari konum gönderebilelim. Ya biz bugün bir yani WhatsApp çağında yaşıyoruz biliyorsunuz. Yani ailenizle video ile onunla konuşmak istiyorsunuz. Oraya bir konum atmak istiyorsunuz. Ben iyiyim anne diyebilmek istiyorsunuz. Bunlar çok basit istekler artık lütfen diyoruz. Etkileri. Ya ve bunlar büyük endişelere de yol açabilir. Düşünün ki Sirkeci'de yarında oğlunuz, çocuğunuz, kızınız binecek. Binmeden önce konuşuyorsunuz ve siz de Üsküdar sahilinde bekliyorsunuz Marmaray durağının çıkışında. Sirkeci'den indiğini söylüyor. Metroya, Marmaray'a iniyor. Ve sonrasında 1,5 saat boyunca haber alamıyorsunuz. Ve aradaki mesafe normalde Marmaray'a bindikten sonra 5 dakika. Aklınız çıkar. Gerçekten ne olduğunu bilemezsiniz, anlayamazsınız. En basitinden bana genç arkadaşlarım şunu diyor ki Taylan Bey diyorlar biz metroda buluşamıyoruz bile. Yani hani evet. Sonuçta diyoruzken hepimiz Yenikapı metrosunda aşağıda buluşacağız. Orada bile buluşmak mümkün değil. Onun için arkadaşlar ne yapıyorlarmış? Çözümü şöyle bulmuşlar. Metronun en sonuna artık tünelin başladığı yere kadar gidiyorlarmış ki hani orada buluşmak garanti olsun evet. Diye. Gerçekten yani inanılmaz. Veya bir metro durağında işte belirli bir durak belirlemeseniz bile bindiğiniz treni söyleme ihtiyacınız var. Örneğin nereden binelim? Bu sefer Söğütlü Çeşme'den bindik. Evet. Ayrılık Çeşmesi'ne gelecek sadece. Gerçi orası açık, orası doğru açık. Bir örnek olmadı ama Üsküdar Marmaray diyelim. Tabii. Geldiğimde haber vereyim. Veremiyor. Veremezsiniz. Yerin altında veremiyorsunuz. Hiçbir şekilde. Bunu nasıl çözebiliyoruz? Teknolojik olarak örneğin operatörler var. Yani %53 oranında arama yapabildiğimizi hatırlattınız. Ben çok uzun zaman önce bunu fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Hiç denememiştim kimseye aramayı. Bazı istasyonlarda gerçekten arandığını fark ettim. Dışarıdan arama kabul edemiyorsunuz ama evet. Arayabiliyorsunuz. İnternetin teknolojisini yapmak zor mudur da bize 15 senedir unutturdular? Hayır, biz onun zaten bütün fiber optik kablo altyapısını yaptık. Bunda hiçbir sıkıntı yok.
Hatta birkaç hattımızda, özellikle mesela M2 hattımızda, ya yarın şarteli kaldırsak biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Wi-Fi hizmetini ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunabilecek kapasitedeyiz. Bu kadar hazır. Bu kadar hazır. Bu kadar hazır. Aynı zamanda GSM de böyle. Hatta bu Marmaray'da da böyle. Yani şu an Marmaray'da aslında, bu arada vatandaşlarımız o konuda bilgilendirilmiş olalım. Bunu insanlar aydına varmıyorlar ama bir İstanbul metrosu var. Belediyemiz tarafından işletilen. Bir de Devlet Demiryolları, yani Ulaştırma Bakanlığı tarafından, devlet tarafından işletilen Marmaray var. Onun Marmaray'ı için çoğunluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zannediyor. Haklı olarak, olarak yani insanların onu ayırdığına varmasını tabii beklemek zor. Mutlaka. Orada da Marmaray'da mesela şu an bu GSM altyapıları zaten müsait. İsteseler ya yarın da onu açabilirler. Orada hiçbir sıkıntı yok. Peki neden açılmıyor? Neden açılmıyor? Söylenen şey bir güvenlik sıkıntısına yol açtı. Tabii orada şöyle bir sorun var. Güvenlik sıkıntısına yol açıyorsa bir kere metrolarımızın %24'ü yukarıdan gidiyor. Yani biraz önce söylediğiniz Söğütlü Çeşme gibi biraz aşağıdan gidiyor, biraz yukarıdan gidiyor. O zaman madem böyle bir güvenlik sıkıntısı örneğin var... Örneğin Bakırköy, Yeni Mahalle durakları. Tamamı dışarıdan. Tabii. Siz Sirkeci Halkalı'ya bakın mesela. Evet. İnanılmaz büyük bir nüfus yoğunluğu vardır oralarda. Ama hep yukarıdan. Eğer zaten öyle bir güvenlik sıkıntısı varsa ben devletimizin oralara da jammer koymasını, yani orada cep telefonu sinyalini blok etmesini beklerim en basitinden. Onun dışında baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bunlar madem yer altından yer üstüne çıkıyor, altı yapıyorsunuz, üstü yapamıyorsunuz. Burada inanılmaz sorun var. Tamam. Peki Bolu Tüneli ne olacak? Avrasya Tüneli ne olacak? Yani buralarda madem öyle bir güvenlik sorunu vardı, oralarda niye açık diye insanın sorusu geliyor, bu ikincisi. Üçüncüsü, dünyanın her ülkesinde şu an, yani istisnasız biz istisnaymışız maalesef. Bakın yani Tokyo'da var, New York'ta var, Londra'da var, Taşkent'te bile var, Roma'da var, İstanbul'da yok. Kaldı ki yani saydığınız şehirlerin arasında, yani İstanbul'un yer almaması da ayrı bir utanç. Ayrı bir utanç. Biz 21. yüzyıl şehri olmalıyız. Biz vatandaşımızın güvenliğini tabii ki düşünmeliyiz. Ama vatandaşımızın güvenliğini düşünmek bu cep telefonu kapatmakla olmuyor. Çünkü dedikleri ya bomba patlatırlarsa. Bomba patlatmanın o kadar farklı yolları varmış ki. Ya biz bunu terörle mücadele uzmanlarından öğrendik. Maalesef böyle. Yani biz devlet olarak ve belediyeler olarak onların zaten oraya getirilmemesini sağlamak zorundayız. Bizim zaten güvenlik anlayışımız bu. Ama onlar en basitinden hadi yer altında interneti kapatalım, dışarıdan aramayı kapatalım gibi gerçekten çağ dışı ve de hiçbir anlamı olmayan bir pratikle devam ediyor. Kaldı ki şöyle bir durum var. Bunun bir kanuni altyapısı da yok. Yani burada valilik ve emniyet demiş ki bunu kapatın demiş 2005'te. Onlar da tamam demişler sözlü, yani bu kadar da gerçekten hani garip bir durum aslında bir devlet işleyişi olarak. Şimdi soruyorsunuz, diyorlar ki doğru olduğunu değerlendirmiyoruz. Yani bu mevcut durumun devam etmesini istiyoruz. İnternet olmasının devam etmesini istiyoruz diyor ama hani kanuni altyapısı olmadığı için de hayır yapamazsınız da diyor demiyorlar. Ama bir yandan da diyorlar ki ya bir şey olursa o zaman sorumlusu sizsiniz gibi diye bir şeye getiriyorlar. Hani devlet disiplini, devlet sorumluluğu hani burada kanunlarımızı harekete geçirip uygulayabilmektir. Peki şimdi uzun dönem Google Silikon Vadisi'nde yöneticilik yaptınız. Orada durum nasıl? Oradaki örnekler internet açısından? Her yerde var. Peki şimdi Türkiye elbette terör örgütlerinin dönem dönem hedefine girdiği, ne yazık ki terör sorunuyla uzun müddettir mücadele verdiğimiz coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin çevresi itibariyle de ne yazık ki öyle. Zaman zaman oraların iç savaşlarından etkilenebiliyoruz ve terör saldırılarının hedefi olabiliyoruz. Kuşkusuz yerinde endişeler bunlar. Tabii. Peki Amerika Birleşik Devletleri, peki örnek verdiğiniz ve yer altında internet erişimi bulunduran diğer ülkeler. Onlar teröre karşı bu tür araştırmalar yapmışlar mı? Oradan çıkarabileceğimiz sonuçlar var mı? Yoksa sadece güvenlik endişesiyle bu hizmeti kenara atmak mı gerekecek? Atmak gerekmiyor çünkü onlar tabii ki bunları yapmışlar ve biz bunlarla ilgili şu an çok ciddi bir çalışma yapıyoruz ve en kısa zamanda ben bizi izleyenlerimize de bunları paylaşacağım. Ama orada gördüğümüz şu. Özellikle şu anki teknolojilerle, şöyle düşünün, oradaki sıkıntı diyorlar ki şöyle bir noktada bir bombayı patlatmak isteseler onun için dışarıdan canları istediği zaman buna komut verebilsinler gibi bir şey söylüyor. Ama metroyu düşünelim, metro dediğiniz şey nerede, hangi dakikada nerede olduğu en tahmin edilebilir şeydir. Evet. Değil mi? Yani siz telefonunuzda bir gerekirse alarm kurarsınız, yani bu o kadar da zor bir şey. Evet. Ki bunun yüzlerce farklı yolu varmış bunu yapmanın.
böyle daha fazla... Duyduğunuzda dehşete tabii, kapıldığınızı anlıyorum ki detay vermiyorsunuz. Tabii çok 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 yani anlatamıyoruz. Tabii onları iyi de yapıyorsunuz. Anlatamıyoruz ama demek istediğimiz şey bizim emniyet müdürlüğümüzün, yani bu konuyu canı pahasına çalışan emniyet müdürlüğümüzün haklı kaygıları var. Ama haklı kaygılarının çözümü cep telefonumuzu, internetimizi kapatmak ve özgürlüğümüzü kısıtlamak değil. Çünkü bir yandan da gelecek 10 yılda İstanbul'umuzun çok ciddi bir deprem riski var. Yani her şeyi bir tartmak zorundayız bir yöneticiler olarak. Demeliyiz ki bakın burada böyle bir afet olduğu zaman, bir yangın çıktığı zaman, bir şey olduğu zaman bugün bir elektrik kesilmesiyle şu yaşadığımız şeyin Allah göstermesin çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani sadede gelelim, bu iş aslında bir afet yönetimi konusu. Kesinlikle. Kesinlikle bir yani afet yönetimi konusu. Yani olası bir depremde İstanbul nüfusunun bu kadar yaygın kullanılan metrosuyla, Marmara'yla ihtimal değil, kesin acı ama gerçek. İllaki yerin altında olan kimseler olacak. Hele İstanbul gibi şu an metro yoğunluğu bir ara 2.7 milyon kişilerdeydi. Ya şu an 1-1.5 milyon kişi arasında seyrediyor. Düşünün ya, bu kadar insan İstanbul'da metroyu kullanıyor. Deprem anında 40 bin kişi diyoruz. Bakın 40 bin kişi ne kadar büyük bir rakam. Onlardan, yani çocuğunuzdan haber alamadığınızı düşünün bir anne bir baba olarak. Onun için bu bir sağcı solcu sorunu değil. Bu bir AK Parti, İyi Parti, CHP, MHP sorunu da değil. Bu bizim çocuklarımızın güvenliği sorunu. Ya onun için hepimizin bu konuda el atması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi program duyurusunu yaparken aslında mantıklı da bir soru. Tarkan Bey yazmış. Şöyle diyor. Dışarıda bile deprem anında iletişimi çözemezken yer altında çözülebileceği konusunda umutsuzum demiş. Dışarıda gerçekten de işte geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşadığımız irili ufaklı depremlerde dahi bir yarım saat, bir saat kimseye Doğru. ulaşamadık. Ama WhatsApp aramaları işte 20-30 dakika sonra gerçekten telefon hattından daha önce geldi. Bu konuda haklısınız. Gerçekten yerin altında da benzer bir süreç olabilir. Bir saat ulaşamamak var, 20 dakika sonra ulaşabilmek var. Elbette kıyaslanamayacak kadar iyi bir gelişme. Fakat bu endişelere karşı ne dersiniz? Şöyle bir durum var. Şimdi biz internet altyapısına baktığımız zaman hep şunu görüyoruz. Mesela Wi-Fi'nin olduğu yerlerde cep telefonu, şebekeleri çok daha kolay açılıyor. Çünkü o zaman insanlar o şebekeler üzerinden aramaya çalışmıyorlar. Kendileri WhatsApp yoğunluk gibi dağılıyor. Yoğunluk dağılıyor. Bir kere bu bir. İkincisi, yer altındaki bizim altyapımız çok daha sağlam. Yani hani yer üstündeki cep telefonu baz istasyonlarını düşünün. Hani bir depremde, hani ben deprem uzmanı değilim ama gördüğümüz kadarıyla onların mesela zarar görmesi çok daha kolay yer altına göre. Ve yer altında inanılmaz hızlı bir, şu an biz bir network yaptık. Yani bu network şu an hazır. Yani bunu İstanbullulara bunu müjdeleyebiliriz. Hatta isterseniz ilk sizin programınızdan söyleyelim bunu. Lütfen. Biz yer altında yaptığımız ve yeni hatlarımızda da yaptığımız fiber optik ağın hız testlerini yaptık. Ve download, yani indirme hızı 45 megabit geliyor. Ve upload dediğimiz, yani yükleme, bir şey yükleme hızı da 8-8.5'larda. Yani bu 8.5 şu demek. Siz aslında bir streamer olup, yani YouTuber olup gidip de metronun içindeyken aslında yayın bile yapabilirsiniz demek. Çünkü o derece güçlü. O derece güçlü bir yayınımız var. Biz bunu gençlerden mahrum etmiyoruz. Bunu da ilk kez buradan söylüyoruz. Gündem Özel aracıyla duyurmuş olduk efendim. Umarız ki sadece İstanbul'da değil, sınırlı kalmaz. Ankara'sı, İzmir'i artarak çoğalır. Umarız. Peki şimdi afet yönetimi demişken deprem meselesini de konuştuk. Biraz işin teknolojik boyutuna ve kıyaslamalarına gelmek isterim. İstanbul örneğin diğer şehirlerle kıyasladığınızda sadece bu alanda epey altta duruyor değil mi mevcut şartlarda? Şöyle söyleyeyim size, İstanbul'da kişi başına düşen ortalama fiber optik kablo 2-2.5 metre civarında. Stockholm'da 700-800 metre. Yani başka da bir şey söylemeye gerek yok. İnanılmaz. Yani böl, çarp, çıkar, topla, yanından uzağından pek de geçilemiyor ne yazık ki. Peki şuna geleyim. Mecliste son bıraktığımız tartışma itibariyle işte bir özür meselesi oldu. İşin detayını, gerçeğini burada anlattınız gerçekten. Ama sonrasında belki de bir araya gelebiliriz, bir proje yapabiliriz. Ortak nokta bulunuyor gibi sözler sarf ettiniz bu noktada. Herhangi bir gelişme oldu mu bir haftada? Herhangi bir görüşme oldu mu? Ya da meclis gündeminde buna benzer bir maddenin görüşülme hususu oldu mu? Şöyle, onların hepsini konuşacağız zaten. Şöyle ki, bir dahaki meclisiniz biliyorsunuz Ekim'in ikinci haftasında. Ekim'in ikinci haftasına kadar bunun meclis gündeminde tartışılıp tartışmaması gerektiğini zaten konuşacağız. Burada şöyle bir şey var zaten. Benim oradaki AK Partili mevkidaşlarım da zaten buna destek verdiler. Yani bu baştan dediğim gibi, onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir partiler arası rekabete kurban edilemeyecek kadar önemli bir sıkıntı. Bu bizim afet güvenliği sıkıntımız. Bu gençlerimize yeni bir yaşam alanı açabilmek.
çocuklarımıza, gençlerimize 17. yüzyılı yaşatmamak, her gün 2 saat bunu yaşatmamak alanı ve onlar da ilgi alaka gösterdiler ve buna destek verdiler. Tabii tepede birkaç insan hani bunu bir siyasi çekişme olarak görmeye alışmışlar. Onu yapmıyorlar. Onlara da canları sağ olsun. Çünkü onların bence hem bunun güvenlik sorunu, afet yönetimi anlamında hem de gençlerin hayatında ne kadar önemli olduğunu anlamadıklarını sayıyoruz. Yani onda bir sıkıntı yok ama bizim görevimiz vatandaşımızı bilinçlendirmek. Peki teknolojik olarak hazır, hadi ince başlayacak seviyede. Prosedür olarak tahminen yaşadığınız belediye meclis tecrübesi, onaylanma süreci, işte tüm metrolarda veya Marmaray duraklarında uygulanabilirliği, tüm bunları göz önüne aldığınızda ne kadarlık bir sürede İstanbul o saydığımız şehirlerin biraz olsun en azından kıyas kabul edebilir seviyeye gelebilecek? Bunu biraz önce aslında ben böyle bir toplantıdan geldim. Hiç daha başlanmayan yani Wi-Fi noktası olmayan yerlerde bile en geç 5-6 ay içerisinde bunun aktif olabileceğini öğrendik. Ve birkaç metro hattımızda ana arterlerde, M1, M2 gibi arterlerde de bunu zaten istersek yarın sabah başlatabileceğimizi öğrendik. Yani 5-6 aylık zaman dilimi, o zaman 1 yıl içerisinde neredeyse kesinlikle İstanbul komple hazır. Kesinlikle. Toplantıda başka neler konuşuldunuz? Alabileceğimiz haber ölçüleri varsa habercilik refleksiyle elbette soralım. Yok, bunlar hepsi sonuçta bizim hani naçizane buradaki yapmaya çalıştığımız şey çok güzel işler yapılıyor ve de o kadar liyakatlı atamalar olmuş ki gerçekten ben yani ülkem adına ve İstanbul adına çok sevindim. Ve bu arkadaşlarımızın önünü açmak gerekiyor çünkü onlar bunun siyasi tartışmasına girmek zorunda değiller. Onlar bunların muhatap olmamalılar. Biz bunu insanlara anlatmaya ve onların bu yaptıkları bu çok güzel projeler için destek toplamaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi bu sağ sol kavgası değil, bu AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP çekişmesi hiç değil. Bu bizim kol kola girip hep beraber yapmamız gereken ve yapacağımız şeyler. Şimdi özel isimler bunlar. Ersin, Timur ve Ayla. 3 kişilik bir arkadaş grubu bizim programımızı izlemişler. Marmaray'da karşımıza çıktılar efendim. Evet. Marmaray'da karşımıza çıktıktan sonra konuştuk. Şunu özellikle rica ettiler. Ya işte bir gündeme geldi, Stanford denildi, Silikon Vadisi denildi. Ama hiç detayını soran olmadı Taylan Yıldız'a. Evet, biz de ilk günkü hararetle ne eğitiminize odaklanabildik, ne orayla burayının en azından teknolojik anlamda kıyasına girebildik. Sizin o iş tecrübelerinizin İstanbul'a hizmet olarak nasıl aktarılabileceği konusuna hiç girmedik. Çünkü o günlerde hararetli bir tartışma tabii vardı. Yaşanmışlığı perde arkasını sorduk. Şimdi bu üç gencimiz dedi ki ya aldığı eğitim, gidiş süreci bunları biraz anlatmasını isteriz. Taylan Yıldız'ın eğitim hayatı en azından Stanford'a oradan Google Silikon Vadisi'ne giden süreç tam olarak nasıl başladı? Lise yıllarından itibaren çok kısa bir özet halinde alabilir miyiz? Çok kısa söyleyeyim. Ben aslen Sivaslıyım. İzmir'de okudum. İzmir Fen Lisesi'ne gittim ki orası Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesiydi bu konuda. O bitince Boğaziçi Endüstri Mühendisliğini kazandım derece yaparak. Boğaziçi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Tabii bu arada yapay zeka ile insan tanıma konusunda da araştırmalarım oldu. Robot teknolojileri geliştirdik. Ondan sonra da Massachusetts Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliğinin yüksek lisansını yaptım. Oradan da Stanford Üniversitesi'nde Business School'da yani işletme fakültesinde doktoramı yaptım. Burada sayısal pazarlama üzerineydi. Yani bu insanlara nasıl bir iletişim yapılması lazım bu dijital çağda ve bunların matematiksel modellemeleriyle ilgili bir şeydi. Ki onu biz yaptığımızda zaman da daha böyle internet reklamları, o bütün Google ekosistemi daha yeni yeni oluşuyordu. Google da sağ olsun iş teklif etti. Ben daha okulu bitiremeden Google'a başladım. Birkaç ay sonra da diplomamı aldım. Google'da da 10 sene kadar bir kariyer yaptık. Neden döndünüz? Neden döndük? Aslında çok basit bir sebebi var. İnsanlar diyor ki, yani benim böyle bir kariyerim olsa, oradaki fırsatlarım olsa dönmezdim diyen birkaç arkadaşım var. Siz sanırım tam da bu nedenle döndünüz. Ben de tam o nedenle döndüm çünkü sağıma baktım kimsenin dönüşü yok. Soluma baktım kimsenin dönüşü yok ki. Yani herkesin kendi haklı fikirleri var. Onun için hani onları kötü bir yere koyarak bunu söylemek istemiyorum. Ama ben kendimde o sorumluluğu gördüm şahsen. Hani ben politik bilimler uzmanı değilim. Bunları sonradan öğrendik hani devlet yönetmekle ilgili dinamikleri. Yani alaylıyım. O anlamda alaylı bir arkadaşınızım. Tabii orada şunu gördüm ben. Ülkemiz bizim ana ocağımız. Ana yurdumuz. Ana diyoruz zaten değil mi? Şimdi siz düşünün mesela bir üniversiteye gittiğiniz zaman hep böyle bir anneniz vardır, babanız vardır. Sizin böyle çamaşırınızı yıkar, size sarmalar gönderir filan. Siz dışarıda olsanız da bilirsiniz ki o hep oradadır. Hani bir başınız derde girdiği zaman, paranız bittiğinde, bir şey olduğu zaman
anneni zararsız der ki oğlum gel biz buradayız der. Onu kullanmasanız bile inanılmaz böyle içinizde bir rahatlık. Varlığını bilirsiniz. Varlığını bilirsiniz. Bizde de öyleydi yani ben yurt dışında 17 sene yaşadım ve yaşadığım zaman hep böyle ana ocağımız Türkiye hep orada. Yani bizim bir başımız derde girdiği zaman, burada sıkıldığımız zaman, bir şey olduğu sığınılacak zaman yer. Sığınacak yer orası. Ama bir baktık ki son zamanlarda Türkiye'ye dönen arkadaşlarımız burada liyakat gerçekten çok büyük zedelenmiş. Burada eğitim sistemi çok kötü. Arkadaşlarımızın çocukları istedikleri eğitimi alamıyorlar. Ondan sonra istedikleri liyakatlı bazı sistemler yok. Terfi alacakken işinden atılan inanılmaz liyakatlı doktorlu arkadaşlarım var benim. Onları görenler yurt dışına geri döndüler. Ben de dedim ki kendi kendime bu şey deneyimi tamamen benim Kamboçyalı, Vietnamlı arkadaşlarımın dönecek, evine dönecek yerleri yok. Tabii. O zaman mülteci gibi hissediyorlar kendilerini. Ben dedim ben Türkiye'me dönmek istiyorum zaten. Onun için dedik bunu en azından yani annemiz de koşar gibi, yardıma ihtiyacı olduğu zaman koşar gibi her şeyi bıraktık. Eşimle birlikte koştuk geldik. Ve çevrenizden dönüp bu konuda liyakat sorunu yaşadığı için geri dönenler oldu. Çok, çok oldu. Çok, çok oldu hem de. Bu örnekler sizi korkutmadı, endişelendirmedi veya kararınızdan vazgeçirmedi mi? Şöyle söyleyeyim ben... En azından düşünmediniz mi eşiniz, dostunuz, konuşurken, tartışırken? Ailece alınan bir karar mıydı mesela? Tabii ki ailece alınan bir karardı. Eşimin ve annemin babamın inanılmaz desteklediği bir karardı. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra ikinci, böyle şeyler zordur. Zaten kolay mutlaka olsa hani herkes yapar. Ben onun için zorluğunu çok bilincindeydim. Ama şeyi hesap edememiştim. Sonuçta siyaset dediğiniz şey yavaş yavaş öğrenilen bir şey. Biz de ona yavaş yavaş ısındık tabii. Ama bu arada da Sayın Tevfik Göksu'nun da vesile olduğu böyle Türkiye'nin çoğu gençleriyle kucaklaşmamız da bu son birkaç haftaya denk geldi. Ve o da şunu gördüm. Bizim bu yaptığımız işi aslında destekleyen, arkadan iyi ki varsın abi, iyi ki bunu birlikte yapıyoruz diyen o kadar çok arkadaşımız karşılığı var ki. Karşılığı çok yani. Karşılığı çok. Onun için inanılmaz bir güç bu bizim için. Kesinlikle hani hiç pişman değilim. İyi ki de yapmışım. O zamanki reflekslerimiz yani bunu Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı olduğu refleksi de doğruymuş. Galiba birçok 13-18 yaş grubunda kendinizi görüyorsunuz. Gelen tepkilerde Tabii ya da çağrılarda. Ben bir de Counter Strike oyuncusuyum. Onun için ben o arkadaşlarla sadece hani bir politik bir ilişkimiz yok. Ben akşamları stres atmak için oyun oynuyorum. Orada göreceksiniz 14 yaşında bizim kardeşlerimiz de var. 15 yaşında kardeşlerimiz Kendi de var. Kendi kimliğinizle mi oynuyorsunuz? Tabii ki. Taylan Hatta Yıldız olarak biliyorsunuz. Taylan Başkan orada benim. Taylan Başkan. Lütfen tabii peki, ki. Peki buradan öğrenmiş olalım. Belki meraklıları da vardır. Kaç yıl oldu Taylan Bey ülkeye döneli? 3 yıl oldu. Siyasete ne zaman girdiniz? Zaten Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in daveti üzerine kurucu genel başkan yardımcısı olarak girdim. O zaman Ankara'da başladık. Sonra kendisinin danışmanı oldum. En sonunda İstanbul Meclis üyesinde olarak İstanbul'a hizmet etmeye çalışıyoruz hep beraber. Son olarak o zaman siyasete giriş hikayenizi Sayın Genel Başkan Meral Akşener üzerinden tanışmanızı ve davet üzerine nasıl şekillendiğini de dinleyelim. Şöyle oldu. Öncelikle bu Evet Hayır kampanyası vardı biliyorsunuz referandum. Ben o zaman Google'da çalışırken Google'a dedim ki isterseniz beni atın bilemiyorum ama ben Türkiye'ye gitmem lazım. Bu kampanya için bir şey yapmam lazım çünkü Türkiye'yi Hayati gerçekten gördünüz onu. Hayati gördüm. Türkiye'yi gerçekten zora sokacak bir projeydi ki maalesef de gerçekleşti. Orada ben kampanya yaparken Sayın Genel Başkanımızın arkasında inanılmaz bir rüzgar vardı ve hayır kampanyası için il il dolaştığını gördüm. Kendisine gittim dedim ki bakın hani bu hayır meselesi gerçekten memleket sorunu. Tanışmıyordunuz. Hiç tanışmıyorduk hayır. Hayır meselesi dedim bu memleket meselesi ve benim de bu konularda yetkinliğim var. Belki şu alanlarda size yardımcı olabilirim. Sizin önünüzü açalım. Siz daha fazla insanlara mesajını iletmenizi sağlayalım dedim. Kendisi de valla çok iyi olur dedi ve 3 günde de sosyal medyasının anahtarını bana verdi. Ben de orada inanılmaz böyle bir şaşırdım. Sebebi de şu, Türkiye'de sosyal medya işleri, düşünce, ifade özgürlüğü çok az olduğu için kesinlikle çok riskli alanlar. Tabii. Şimdi benim liyakatımı biliyor kendisi ama beni kişisel olarak tanımıyordu. Sırf benim liyakatımı gördüğü için, bana o güveni sağladığı için ben de gerçekten hani Meral Hanım'ın çok değişik ve çok üstün bir lider olduğunu gördüm. Ondan sonra zaten o yazda parti kurmak istediğini ve benim destekleyip desteklemeyeceğimi sordu. Ben de her zaman dedim ve parti kurucu olarak başladık. Siz de bu süreçte zaten siyasete biraz ısınmış oldunuz. Isındık. Isıttılar diyelim. Isıttılar. Peki ben bir önceki programda sormuştum ama arada baktım sorulara. Bu eğitimden sonra, bu yaşam şartları ve bu ülke deneyimlerinden sonra Türkiye'ye dönüp üstüne bir de siyasete girişinden en ufak bir pişmanlık duymuş mudur diye gelen sorular var.
Yok, en ufak zerre kadar duymadım. Çünkü olay ne biliyor musunuz? Şimdi buradaki arkadaşlarımız, özellikle de gelecekte yönelik kaygısı olan arkadaşlarımız, yürüdüğü yolda önlerinde bir dağ görüyorlar şu an. Diyorlar ki bu dağı nasıl açacağız? Ama biz yurt dışında o dağın arkasında ne kadar güzel, bereketli ovalar olduğunu gördük. Onun için memleketimizin aslında ne kadar büyük bir potansiyeli ve bu gençlerimizin aslında hem para kazanma, hem kendilerini gerçekleştirme ve hem de özgür yaşama konusunda ne kadar çabucak ilerleyebileceğimizi biz biliyoruz. Ve ben hep bugünün hayaliyle bu projelerimi yapmaya çalışıyorum mevkidaşlarımla. Peki, liyakat meselesi dediniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere işte İyi Parti'nin kuruluş sürecinde görev aldınız. Türkiye'nin liyakatte bir en azından dönüşüm içerisine girmeye başladığını, yerel yönetimlerle başladığını düşünen bir kesim var. Daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İyi Parti'deyiz. Oy veren kesim bunlar elbette. Katılıyor musunuz? Bir liyakat dönüşümü, liyakati önceleyen bir yerel yöneticilik anlayışı merkezi hükümete ve sonrasında merkezi hükümetin kurmaylarına dek yansıyacak mıdır? Bu konuda umutlu musunuz? Onu sorayım. Şöyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, İzmir'i de, İstanbul'u özellikle zaten yerimiz olduğu için yakından takip ediyorum ve buradaki atamalar gerçekten çok yerinde atamalar. Onun için sayın belediye başkanlarımızı da buradan tebrik ediyorum. Böyle güzel seçimler yaptıkları için. Mesela şu an İstanbul'da bizim projelerimizin bu kadar hızlı ilerliyor olmasının en büyük sebebi bu doğru atamalardır. Ve bunlar gerçekten bu arkadaşlarımıza inanılmaz özveriyle, ya ben biliyorum hafta sonu da çalışıyoruz. Yani böyle bir özveriyle ve kendilerini gerçekten kendilerinden, ailelerine harcadıkları zamandan vererek İstanbul'a hizmet etmeye ve partiler üstü olarak hizmet etmeye çalışıyorlar. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor ve bunun da AK Partili seçmen kardeşlerim tarafından da bunun görüldüğünü biliyorum. Çünkü gerçekten bu internet gibi bizim temel sorunlarımızı çözmek için liyakatlı insanlara ihtiyacımız var. Yoksa internetiniz çekmez, 2 dakikada bir düşer. Yani bunu annenizle konuşurken konuşamaz hale gelirsiniz. Bunu kimse istemez. Onun için ben bütün partilerin tabanlarında bunun destek gördüğünü biliyorum liyakat için. Peki son soru. Geldiniz, baktınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemlerini kuşkusuz tahlil etme imkanınız oldu. Şaşırdığınız bir noktaydı metroda internet meselesi. Bunu zaten biliyoruz. Bunun gibi eksik bırakıldığını anlayamadınız ya da eksik bırakıldığı için çözmek istediğiniz başka hangi meseleler var? Çok mesela bunları her ay aslında bundan sonra gündemimize getireceğiz. Bir, Burada birkaç tanesini tabii öğrenmek isteriz. tabii özellikle mesela İstanbul'umuzdaki fiber optik altyapısı. Şu an bu altyapı maalesef devletin bazı sıkıntılarından dolayı engellenmiş. Yani yeni altyapı kurmaya çalışıyorsunuz belediye olarak ama bu engelleniyor. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu ayrıntılı olarak açıklayacağız vatandaşlarımıza bunun niye olduğunu. Mesela bu bizim konularımızdan bir tanesi. Başka bir konu, önceki dönemde bir dolu iştirak, hani bunu İETT diyebilirsiniz, buna diğer şirketler diyebilirsiniz, Belbim diyebilirsiniz. Hepsinin kendi mobil uygulaması var ve bu uygulamalar birbiriyle konuşmuyorlar. Böyle uygulamaların da puanlamasına falan bakarsanız çok düşük ve kimsenin kullanmadığını göreceksiniz. Yani sağ el sol elle konuşmayan bir mekanizma kurulmuş. O da maalesef İstanbul'u önceleyen değil, başka şeyleri önceleyen bir yapı tarafından kurulmuş. Bunların hepsini gerekli arkadaşlarımız şimdi sıfırdan dizayn ediyorlar ki 21. yüzyıla layık bir mobil uygulama ekosistemi kurabilelim. Peki. Doktor Taylan Yıldız, İyi Parti Belediye Meclis Üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim.